İster misiniz? Hayır. Bu kadarı bile öyle uykumu getirdi ki. Size iyi gelirdi, sinirlerinizi gevşetir. Ensenize masaj yapmamı ister misiniz? Hayır. Biraz böyle uyumak istiyorum. Daha da rahatlarsınız. Bunu her zaman yapmamı isterdiniz. Buradan. Ne oluyor burada? Hep böyle yapar bu köpek. Kimseyi yanaştırmaz yanınıza. Baron gel oğlum yanıma. Sen çıkabilirsin Kadri. Ama masajınız daha bitmemişti ki. Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Baron gel yanıma. क्या पर Merhaba. Merhaba Yıldız. Nasılsın? İyiyim. Sevgileşin nasıl? <laughs> Gayet iyi. Güzel, sevindim. Ama aklım hep sende. Beni merak etme. Her şey yolunda. Yakında bütün sıkıntılarımız bitecek. Sonra görüşürüz tatlım. Selam canım. Evet, her şey yolunda. Merak etme, olup biteni takip ediyorum. Biraz önce bizimkiyle konuştum. Durum iyi. Seni çok özledim. Evet, evet sevgilim. Yakında çok mutlu olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Hiç Ne işin var burada? Odanızı toplamaya geldim. Ben hazır olunca toplarsın. Şimdi çık lütfen. Bakın burası büyük bir ev. İşleri sıraya koyarım. Belli bir program uygularım. Şimdi yatak odasını yapmalıyım. <laughs> Pekala. Neden birlikte hiç resmimiz yok? Çok var. Ama onları özel bir albümde toplamıştık. Albüm teknedeydi. Teknede mi? Ama bu çok saçma. Belki. Ama albümü oraya götüren sendin. Bana çok kızmıştın. Dargın ayrılmıştık. Ah, hayır. Evet. Günlerce beni aramamanı o yüzden hiç şaşırmamıştım. Sordun mu? Tekneyle ilgili hiçbir haber alınmamış mı? Hayır. Mi? Ama arama devam ediyor. Merak etme. Her gün soruyorum. Az daha unutuyordum. Hastaneye uğradım. Doktor bunları almanı tavsiye etti. Keşke beni de götürseydin. Ne fark eder ki? Ama çok istiyorsan birlikte de gidebiliriz. Reçeteyi hastaneden ayrılırken verecekmiş. Aslında ama onca karışıklık arasında unutmuş. Al bakalım. Bir tane de yatarken alacaksın. Güçlenmek için mi? Bu sanırım daha çok beyinle ilgili. İnsanın geçmişi hatırlamasına yardım edecek bir ilaç olduğunu bilmiyordum. Fosfor mu yoksa? <laughs> Hayır. Sinirlerini gevşetip geçirmiş olduğun şokun etkilerini siliyor. Aslında unuttuğunu sağdığın her şey beyninde kayıtlı. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Ancak arada bir kopukluk var. Geçirdiğin şok neden oluyor bu kopukluğa. Bu haplar? Bu haplar şoktan etkilenen beyin hücrelerinin direnişini kırarak... ...bellekte kayıtlı olan bilgilerin yavaş yavaş su yüzüne çıkmasını sağlayacak can. Umarım 20 yıl falan sürmez. Ne çıkar? Sen de her şeyi yeniden öğrenirsin. Mesela kocanı yeniden sevmeyi. Özür dilerim. Sana yeteri kadar sıcaklık göstermediğimin farkındayım. Anlıyorum Ama... canım. Üzülme. Daha çok vaktimiz var. Aa, sana sormak istediğim bir sürü şey var. Neyi merak ediyorsun sor bakalım. Benim eğitimim ne? Çalışıyor muydum? Ya senin mesleğin? Bunları bile bilmiyorum. <laughs> Kendini fazla zorluyorsun. Bir süre dinlenmende yarar var. Ama yine de diplomalar, çalışma belgeleri, kimlikler, evlilik cüzdanı hepsi burada. Ama şu kadarını söyleyin. Sen sana tarihi öğreniminin üçüncü sınıfındayken seni kandırdım ve evlendik. Ben antika üzerine çalışıyorum. Ortak bir dükkanımız var. Ama sen orada çalışmayı hiçbir zaman istemedin. Bugünlerde sırf senin yanında olabilmek için dükkanı kapattım. Doğrusu galiba bunları incelemeye henüz hazır değilim. Pekala. Yerini biliyorsun. İsteyince alıp bakarsın. Nihat. Hı. Benim yüzümden işini aksatmanı istemiyorum. Ama yavrum. Lütfen. Peki. Çok kısa bir süre seni yalnız bırakabilirim. Çok kısa sürecek inan. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Beyefendi dinlenmeniz gerektiğini söyledi. Sadece bahçeye çıkacağım, barona hava aldıracağım. Ben onu çıkartırım, siz yatsanız iyi olur. Saçmalama Kadriye, ben hasta değilim. Sadece bazı şeyleri hatırlamıyorum. Gidiyorum. Ama bana öyle söylenmedi. Gel baron. Tamam, tamam sakin ol baron. Biraz hava almanın bir sakıncası yok. Gel, gel baron. Gel bakalım. Ah Doğan. Merhaba. Isırmaz değil mi? Hayır ısırmaz. Gel. <laughs> Geldiğine çok sevindim Doğan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yere ait olduğuna emindim. Zaten seni bu yüzden kurtardım. Kocandan yüklü bir ödül bekliyordum. Nihat adına senden özür dilemeliyim Doğan. Neden? Yoksa ciddiye mi aldın? Sana yeterince minnet göstermediğinin farkındayım. Hayır saçmalama. Defalarca teşekkür etti. Çok nazikti. Nazik ve... Ne? Doğru kelimeyi bulamadım. Belki mesafeli. Adresi nasıl buldun? Hem hastanede hem de emniyet amirliğinde hala kaydım var. Hala kurtarıcın sayıldığım için de vermekte hiç nazanmadılar. Ha bir de tabii şey var. Ben avukatım ya. Kapalı kapı olmaz benim için. Çok iyi görünüyorsun. Kendini çabuk toparlamışsın. Ama hala... Hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece birkaç gün oldu. Kendine biraz zaman tanımalısın. Belki de haklısın. Her neyse. Sen nasılsın? Hmm. Kendinden söz et biraz. Ah, bütün gün büroda koca koca dava dosyalarıyla boğuşup, sonra da hafta sonları denize çıkar, kaza geçirmiş güzel kadınları toplarım. <gülüyor> <gülüyor> Kendi adıma ilk öyle yapıyorsun diyorum. Konuğun olduğunu bilmiyordum. Yalnız olacağını düşünmüştüm. Doğan bizi ziyarete gelmiş. Daha doğrusu seni. Şey, eşinizin nasıl olduğunu merak ediyordum. O yüzden rahatsız etmeyi göze aldım. Kendisi gayet iyi. Gördüğünüz gibi. Çay içer misin? Hayır canım. Belki bir içki. Ama sen konuğunu bekletme. Önce kendisini yolcu et. Nihat. Neyse. Ben izninizi rica edeyim. Geç bile kaldım. Doğan. Ben... ...her şeyi sana borçlu olduğumu biliyorum. Bugünkü duruşmayı kaçırmışsın diye duydum. Ne oldu? Hiç. Trafik yüzünden. Trafik mi? Sen her zaman en az bir saat önceden yola çıkarsın. Mahkemede miyim? Ben de hata yapabilirim. Tamam tamam. Sekreter şehir dışına çıktığını söyledi. Yağlı bir müşteri mi diye soracaktım. Yok canım. Yağlı bir müşteri değil o. Yine o kadını görmeye gittin değil mi? Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Yapma Allah aşkına Doğan. Yaptığın her şeyden belli. Evet tamam. Onu görmeye gittim. Demek artık yalan söylemeye de başladık öyle mi Doğan? Beni mecbur bırakıyorsun. Senin adı geçince tüylerinde kendi ken oluyor. Ne yapabilirim? Hadi canım sen de. <laughs> Özür dilerim. Böyle bir olaya neden olmak istemezdim. <laughs> Boş ver. Alıştım artık. Ziyaretin nasıl geçti? Kocası gelene kadar gayet iyiydi. O adamda bir tuhaflık var. Adamın yaşadıklarını düşün. Karısını buldu ama eskisi gibi değil. O da bir çeşit çok geçiriyor olmalı. Hissettiklerim şokun çok ötesinde bir şey. Bilmiyorum. Bence bu işin arkasını bıraksan iyi olur. En azından evdeki huzurunu düşünerek. Defol git buradan. Hadi. Hoş. Kadriye. Kadriye. Yemek vakti ne işi var bunun burada? Al çıkar şunu çabuk. Bir daha Baron. da sofraya yaklaştırma. Baron. Baron. Hadi gel. gel. Yemeyeceğim. Selin. Selin. Gel otur şuraya. Otur şuraya. Bak. Bana kızdığını biliyorum. Belki de darıldın. Ama o adamın cesaretini kırmak zorundaydım. Ne demek istiyorsun? Senin peşinde olması, buraya kadar izlemesi hoşuma gitmedi. Ama eğer olmasaydı... Evet canım, biliyorum. Ama ona ikimiz de teşekkür ettik. Masraflarını fazlasıyla karşılayacak bir de çek verdik. Hayatımız boyunca bizi rahatsız etmesi için hiçbir sebep yok. Kimseyi rahatsız ettiği yok. Beni ediyor. O sadece... Selin, o bir yabancı. Sen de çok incinebilecek bir durumdasın. Çok zarar görebilirsin. Bana zarar vermek istediği falan <laughs> yok. Sen bunu bilemezsin. Sen insanları değerlendirebilecek bir durumda değilsin. Onlarla ilgili hiçbir tecrübeni hatırlamıyorsun. Daha hayatı yeni öğrenen bir çocuk gibisin. Herkese inanmaya hazırsın. Eski haline dönünceye kadar seni idare etmek zorundayım. Anlıyor musun? Hı -hı. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi ilaç saati. 830 merkez 830 merkez tamam. Batan tekneden bir erkek cesedi çıkardık. Tamam. Cesedi aldık dönüyoruz. Tamam. Sana bomba gibi bir haberim var. Tekneyi bulmuşlar. Emin misin o tekne olduğundan? Selin'in kocası da onaylamış o tekne olduğunu. Peki sen bunu kimden öğrendin? Emniyetteki bir arkadaştan. Biraz önce telefon etti. Adanın açıklarında sabah bulmuşlar tekneyi. Delini bulduğumuz yerden epeyce uzaktı. Bilirsin oralarda epey büyük bir akıntı vardır. Hem düşünsene Selin'i bulduğumuz günden bir önceki gece olan fırtınayı. Hı He, az daha unutuyordum. Tekneden bir de ceset çıkmış. Kaptanın cesedi. Ceset mi? Selin de onun yanında olabilirdi. Onu kesinlikle teşhis ettim. Bu kadar yetmiyor mu? Hem karımın hiçbir şey hatırlamadığını da biliyorsunuz. Onu tanıyamaz. Onu görmesi için neden bu kadar ısrar ettiğinizi bir türlü anlamıyorum. Belki tanır, hatırlayabilir. Ümit kaptanın yakınlarına ulaşabilseydik, her şey daha kolay olurdu. Ulaşamazsınız. Çünkü ailesi uzun yıllar önce Hollanda'ya göçmüş. Ümit de oradaki okulu bırakıp kaptan olarak bizim yanımızda çalışmaya başladı. Hollanda'daki ailesini bulup birinin buraya gelmesini beklemek çok zaman alır. Onu o kadar uzun tutamayız mı? Öyleyse gömün. Nihat Bey, olay başka bir şekil aldı. Bildiğiniz gibi bu bir cinayet. Ümit Kaptan öldürülmüş. Ayrıca dalgıçların raporlarını da okudunuz. Sintine kapakları açılarak ve tekne baltayla hasara uğratılarak kasten batırılmış. Kaptan su yüzüne çıkmasın diye kameraya sıkı bağlanmış. Dalgıçlar onu oradan güçlükle çıkarttılar. Aynı şeyi karıma da yapabilirlerdi. Kim Nihat Bey? Ümit'i öldüren her kimse. Ama teknede yalnızca iki kişi değiller miydi? Ben, ben de öyle zannediyordum ama bilemiyorum. Belki de motorla yanaşıp tekneye çıkan birileri olmuştur. Belki de. Ama olay ortaya çıkmasın diye tekneyi kasten batıran kişiler arkada tanık olarak karınızı neden sağ bıraksınlar? Onun hafızasını kaybedeceğini bilemezlerdi ki. Yani siz şimdi bunu karımın yapabileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Hayır, hiçbir şey söylemiyorum Ama... şimdilik. Ama bu çok çok saçma. Bu bu olacak şey değil. Selin böyle bir şeyi neden yapsın ki? Ama ben ben buna inanmak istemiyorum. Nihat Bey, lütfen sakin olun. Ben karınızı suçlamadım. Onu sorguya mı çekeceksiniz? Şu anda sağlığı buna uygun değil. Bunu biliyorsunuz. Bakın Nihat Bey. Siz işin ciddiyetinin farkında değilsiniz galiba. Ben hiçbir şey söyleyemem ki. Durumu biliyorsunuz. Bakın hanımefendi. Tekne sizin adınıza sigortalı. Ama sigorta şirketi bu durumda para ödeyemez. Tekne kasten batırılmış. Para, para benim umurumda değil. Kocamın da öyle. Tek istediğim beni rahat bırakmanız. Tekneye falan aldırdığım yok. Peki bütün bu olanlar garip gelmiyor mu size? Bilmiyorum. Belki. Biz cinayet masası olarak sigorta şirketinden farklı bir açıdan araştırıyoruz olayı. Tekneden bir ceset çıktı. Sizin bütün bu olanlar için mantıklı bir açıklamanız var mı? Bilemiyorum. Ben... Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki de bir şok hafızanızı kazanmanıza yardımcı olur. Korkacak bir şey yok canım. Tamam mı? Adamın adı Nihat Subaşı. Antikacı olduğu biliniyor. Hakkında bulabileceğin her türlü bilgiyi toplamanı istiyorum. Ne tür bilgiler? Ulaşabileceğin her hı. türlü bilgi. Doğum kayıtları, mezun olduğu okullar, iş yaptığı insanlar, hatta hoşlandığı renge kadar her şeyi istiyorum. Her şeyi. Evet, Nihat Subaşı hakkında her şeyi istiyorum. Hı hı. Anladım. Güzel. Bu işi iyi yap, sana bir maaş primi. <gülüyor> <gülüyor> ah merhaba, hoş geldiniz. Mine. Aa ne zaman geldin sen? Geç otur şöyle hadi. Görüyorum ki yapacak çok işim var. Ben sana engel olmayayım. Ama Kemal'in yanındayım Doğan. Mine. Mine bir dakika. Mi... Of bu adam asla vazgeçmeyecek. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım Kemal. Sakin ol. Doğan'ı bilirsin. Bir şeyi kafaya taktı mı sonuna kadar gider. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer hiçbir şey onun istediği gibi olmayacak. Ne demek istiyorsun? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Eğer bu adam bu kadınla biraz daha... daha... bırak bunları. Bence bu konuyu fazla büyütüyorsun. Bak bugün o tekne bulundu. İçinden de bir tane ceset çıktı. Artık olayı ben de merak ediyorum. İşte bütün mesele de bu ya zaten Kemal. Sen olayı merak ediyorsun. Doğasa kadının geçmişini, geleceğini, kocasını. Peki bütün bunları nasıl açıklıyorsun? Açıklayamam Mineciğim. Çünkü Doğan'ın kafasında neler olduğunu bilmiyorum. Ama muhakkak haklı bir sebebi vardır. Tabii tabii. Bak bir fikrim var. Fikrimi merak etmiyor musun? Neymiş o? Şimdi sana kocaman çikolatalı bir pasta ısmarlayacağım. Sonra da beraber sinemaya gideceğiz. Ne dersin? Neden olmasın? Seni kurtarabilmek için uğraşıyorum. Ama bu durumda yapabileceğim fazla bir şey yok. Teknede yalnız ikiniz vardınız. Ama sen diyordun ki belki de birileri daha sonra... Seni kuşkudan uzak tutmak için öyle söyledim. Olamaz mı peki? Keşke bana her şeyi anlatabilseydin. Ne demek istiyorsun? Belki de unutmak istediğin için unuttun. Çünkü seni ancak bu kurtarabilirdi. Beynin bu yükü kaldıramazdı. Yani belki de aranızda bir şey vardı. İnkar edemezsin. Çünkü hatırlamıyorsun. Evet, belki de gizli, yasak bir ilişki. Onunla birlikte baş başa günler sürecek bir deniz yolculuğuna çıkman normal değildi zaten. Seninle telefonda bu yüzden tartışmıştık. Hayır, olamaz. Evet. Ümit senden hoşlanıyordu. Bunu ilk günden fark etmiştim. Onu işten çıkarmak istedim ama sen engel oldun. Belki de beni terk edecektin. Sonra teknede onunla tartıştınız. Hayır, hayır ben seni aldatmış olamam. Onu öldürmüş de olamam. Bunu nereden biliyorsun? Kendinle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorsun ki. Ama öyle bir olmadığımı biliyorum. Buna eminim. Bu durumda hiçbir şeyden eminim diyemezsin. Benim anlattığın gibi birim olduğumu söylemeye çalışıyorsun. Sence ben hem ihanet eden hem de aşını öldüren biri miyim? Bundan sonra olacakları hazırlamak istedim seni anlıyor musun? Hatırladığın en ufak bir şey varsa söyle. Belki işimize yarar. Hayır yok ama... Ben kötü bir şey yapmadım. Yemin ederim. Zavallı sevgilim. Bu işi böyle kapatmayacak polis. İfadeler, sorgular... Her şeye hazır olmak zorundayız. Ama bu durumda beni sorgulayamazlar. Hafızasını kaybeden birini nasıl sorgularlar? Sorgularlar ama... ...belki yargılayamazlar. Öyleyse? Seni tek kurtaracak olan cezai ehliyetinin bulunmadığının kanıtlanmasıdır. O raporu alırsak yargıdan kurtulursun. Hayır Nihat. Buna izin verme. Akıl hastanesine gidemem. Bunu bana yapmasınlar. İzin verme. İzin vermezsin değil mi? Nihat lütfen. Gözlerinizle parmağımı izleyin. Başınızı çevirmeyin. Şimdi yukarı bakın. Evet. Boynunuzu geriye verin. Pekala rahatlayın. Mahkeme ya da savcılık kanalıyla gelmediğinize göre resmi bir rapor verilmeyecek. Hayır. Hayır. Bizim bütün istediğimiz Karımın akli durumunu belirten bir rapor. Korkarım buna ihtiyacımız olacak. Evet. Anlattığınız gibi suçlanacak olursa bu onu ceza yemekten kurtarır. Tabii eğer buna mani bir durumu varsa. Tabii. Bir takım testler yapmamız gerekiyor. Eşiniz üç gün kadar hastanemizde müşahede altında tutulacak. İstediğiniz kadar kalabilir. <laughs> kuş kafese girdi. Üzüldün mü? <laughs> Çok acımasızsın. Bir an önce bitsin artık bu iş. Senden ayrı kalmak beni çıldırtıyor. Az kaldı. Sabırlı ol. İkimiz için eksiksiz bir hayat istiyorum. O yüzden her şey plana uygun olarak yapılmalı. Ben de seni seviyorum. Tekneyi umduğumdan geç buldular. Asıl şenlik şimdi başlıyor. Bugün ziyaretçi günü değil ama çok ısrar ettiniz. Beş dakika görüşü verin. İnşallah doktor görmez. Selin Hanım, ziyaretçiniz var. Lütfen beş dakikayı geçirmeyin. Sağ ol. Doğan. Nasıl öğrendin? Otursana. Yoksa olayları izlemediğimi mi sanıyorsun? Ama kimse bilmiyordu ki. Buraya cinayetle suçlandığım takdirde... ...beni yargılamaktan kurtaracak bir rapor almak için geldik. Cinayet mi? Ne saçmalık bu? Kaptanı öldürdüğünü biliyorsun. Ee sen mi yaptın yani? Hayır. Yapmadığıma eminim. Ama polis öyle düşünmüyor galiba. Hayır. Ellerinde hiçbir delil yokken kimseyi cinayetle suçlayamazlar. Ama görünüşe bakılırsa ortada benden başka kuşkulu yok. Bak. Kuşku yüzünden seni yargılayamazlar. Delil yetersizliği diye bir şey duymadın mı sen? Evet ama Neden bu kadar korkuyorsun? Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Bilmediği şey de insanı korkutuyor. Bunu al. Bütün telefon numaralarım. İhtiyacın olursa hemen ara. Teşekkür ederim ama biliyorum. Nasılsa kocan var artık ama onun her zaman doğruyu yaptığına emin değilim. Ben eminim. Beni kurtarmak için uğraşıyor. Senin böyle bir yerde ne işin var? Hafıza kaybı akıl hastanesinde mi tedavi edilir? Böyle konuşmandan hoşlanmıyorum. Ben iyiyim. Sahipsiz de değilim artık. Pekala. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Doğan. Özür dilerim. Tamam. Önemi yok. Geldiğin için teşekkür ederim. Beni izlediğin ve kolladığın için de. Lütfen ortadan kaybolma. Sana ihtiyacım var. Hı hı. Beyefendi, artık bu kadar çalışma yeter. Ne? Ne hoş sürpriz. Seni yemeğe çıkarmaya geldim. Gerçekten de sen söyleyince kurt gibi acıktığımı fark ettim. Harika bir restoran keşfettim Kemal. Gerçi birazcık uzak ama yemekleri muhteşem. Doğan da geliyor mu? Herhalde onun yapacak daha önemli işleri vardır. Ne oldu diye sormaya korkuyorum. Asistan'ın nerede olduğunu bana söylemek istemedi. Beyefendinin cep telefonu da kapalı. Sence nerede olabilir? Bilmem. Ben geldiğinde de yoktu. Ama neyse canım. Ben bugün evden harika bir yemek yemek üzere çıktım. Öyle de yapacağız değil mi? Bence mükemmel bir karar. Hadi gidelim. Hadi. Onun, onun, normal olduğunu söylemek mümkün mü? Bunu nasıl iddia edersiniz? Bu kadın geçmişiyle ilgili en ufak bir şey hatırlamıyor. Onu bulduğum ana kadar adını bile bilmiyordu doktor. Evet ama hafıza kaybının dışında tamamen normal. Üç gün boyunca her türlü teste tabi tuttum. Bütün tepkileri olması gerektiği gibi. Mantıklı, zeki, makul. Doktor, ben karımı onun hayatını mahvedebilecek bir suçlamadan korumaya çalışıyorum. Siz de kalkmış tek savunma silahımızı elimizden almaya kalkışıyorsunuz. Bu kadar paniğe kapılmanız ben, için hiçbir ben neden yok. Ben paniğe falan kapılmıyorum. Ancak... <laughs> Bakın... Bir cinayet sanlısı olarak tutuklanacak olursa... Bu kadın bu yükü kaldıramaz doktor. Merak etmeyin. Böyle bir şey söz konusu değil. Karınızın tam bir hafıza kaybıyla malul olduğunu raporumuzda belirttik. Bu durumda yargılanması söz konusu olamaz. Peki hafıza kaybı hastalık değil midir? Selin Hanım'ın durumunda hayır. Çünkü sadece kazadan önceki geçmişini hatırlamıyor. Ama ondan sonraki dönemin her saniyesini hatırlıyor. Hı hı. Hem zamanla bütün geçmişinin ona dönmesi kuvvetle muhtemel. Bazı ufak tefek ayrıntıları hatırlamaya başlamış bile. Öyle mi? Buna çok sevindim ben. Seni daha uzun süre hastanede tutmak istiyordu ama... ...bunun sağlığını çok kötü etkileyeceğini söyleyerek izin vermedim. Bana da orada kalmama gerek olmadığını söyledi. Hı? Ahlaksız bunlar. İşlerine geldikleri gibi konuşuyorlar. Belki de gerçekleri bütün çıplaklığıyla söyleyip moralimi bozmak istemedi. Hı? Belki de canım. Of. Yine mi? Bu haplar bir sütün uyuşturuyor beni. İyi düşünemiyorum. Senin hiçbir şey düşünmen gerekmiyor ki. Artık ben varım. <laughs> Nihat. Hı? Bana iş yerinin telefonunu versene. Evden gittiğin zaman seni nereden arayacağımı bilemiyorum. Sevgilim evden sadece birkaç saat uzaklaşıyorum. Olsun yine de aramak isteyebilirim. Hem bizim işi biliyorsun. Sürekli dükkanda olmuyorum. Bazen antika satan bir müşterinin yanına gidiyorum. Bazen de başka bir yere. Peki ya cep telefonu? İkimiz de karşıydık cep telefonuna yoksa unuttun mu? Tabii unuttun ya. Benimki de soru mu? Ama bir kadının kocasını nereden bulabileceğini bilmemesi çok tuhaf. Tuhaf olan senin bu anlamsız ısrarın. Daha önce böyle sorunlarımız yoktu. Hadi şimdi uyu. Kendini hep yorgun hissettiğini söylüyordun. Nihat, seninle konuşmamız gereken bir sürü şey var. Zamanı geldiğinde, yani tekrar normal bir insan olduğunda konuşuruz. Ben normal bir insanım. Bana akıl hastası gibi davranma. Sesinin tonundan hiç hoşlanmadım. Özür dilerim. Hırçınlık yapmak istemedim. Nihat! Uf. Nihat, hmm. dün akşam için özür dilerim. Sanırım çekilmez bir kadın oldum. Hmm. Ben unuttum bile. Sen bir an önce iyileş. Başka bir şey istemiyorum. Evet. İş koşuşturması kocanı bekliyor. Nihat, hmm. haftalardır dışarı çıkmadım. Çok sıkıldım. Neden hiçbir yere gitmiyoruz? Çünkü henüz kendini toparlayamadın canım. Hiç halim yok diye yakınan sen değil miydin yoksa? Evet ama... Biraz değişiklik bana iyi gelecek. Gerçekten çok bunaldım. Çok tuhaf. Eskiden sosyal hayattan hiç hoşlanmaz, hep evde oturmak isterdin. Peki hiç arkadaşımız yok mu? Neden kimse arayıp sormuyor? Evet. Doğrusunu istersen pek fazla dostumuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Üstelik bu senin tercihindi. Ama herkesin dostu vardır. Seyrek de olsa görüştüğü birileri. Pekala. Madem bu kadar istiyorsun. Halil'le Belma'ya gideriz. Ama önce iyileş. Ha? Ben iyiyim. Bu akşam gidelim. Lütfen. Tamam. Halil'e haber vereyim. Oldukça tuhaf bir adam. Hakkındaki bilgiler o kadar az ki. Neler buldun? Eski bir İstanbul ailesinin tek oğlu. Tipik aristokrat parasızlığı aileyi dağıtmış. İyi bir eğitim görmüş. Fransa'da sanat tarihi. Alanında uzman olduğu söyleniyor. Fakat mesleğiyle bağdaşmayacak bir şekilde gerçek bir müzevi. Hiçbir şekilde sosyal yaşantısı yok. Kimse tanımıyor deme bana. Uzman olarak meslektaşlar arasında tanınıyor. Ama müşterilerini bilen yok. Sanki antika alıp satmıyor da saman altından su yürütüyor. Karanlık geldi bana. Sen yorumlarını sonraya bırak da bilgileri ver önce. Ama yorumların bilgilerimden daha sağlam. Neyse. Üç yıl önce evlenmiş. Saygın bir ailenin kızıymış karısı. Genç, güzel, geleceği parlak. Biliyor musun sen aslında magazin muhabiri olmalıymışsın. <laughs> Ama ne yazık ki karısında kendisine benzetmiş. O geleceği parlak genç kız birden ortalardan yok olmuş. Sosyal yaşamın parlak spotlarından çekilmiş. Ay ne edebiyat. Ee başka? Hepsi bu kadar. Ne demek hepsi bu kadar? Bunları sana mahallelerindeki bakkal da söylerdi. Sordum. Bakkal tanımıyor. Primi unut. Bana adam gibi bilgi getirmelisin. Ne tür bir bilgi bu? Adamı herhangi bir suçtan içeri attırabilecek bir şey mi? Eğer böyle bir şeye rastlarsan sakın not almayı unutma. Burası mı? Evet canım. En iyi dostlarımız Halil ile Belma'nın oturduğu ev burası. Çok tuhaf. Hiç eve benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah şekerim. Her şey bir yana o harika güney tatilimizi unutman çok yazık. <laughs> Nasıl eğlenmiştik. <laughs> Halil'le ikiniz birbirinizi havuza atıp duruyordunuz. ...hem de elbiselerizle. <laughs> Tam bir hafta boyunca... ...hiçbirimiz ayık gezmemiştik. <laughs> Aa, bir tanecik almaz mısın? Al hadi, al. Hadi. <laughs> pek beğenmedin galiba. <laughs> Zaten yemeklerimi... ...pek sevmezdin. <laughs> Zavallı Halil de... Her yıl altı kilo veriyor. Onuncu <laughs> evlilik yıldönümümüzde yirmi kiloya düşecek. <laughs> Mahzende kutladığımız yaş gününü anlatsana hadi. Ha, ha, evet evet evet. Ne geceydi. Yine dördümüzdük şekerim. Zaten hep biz bize eğlenirdik. Hayaletler gibi beyaz çarşaflara bürünmüştük. <laughs> Ama Halil'le siz ikiniz aynı çarşafa sarılmıştınız. Bir türlü yürüyemiyordunuz. <laughs> düşüp düşüp duruyordunuz ikide bir. <laughs> Bu ziyaretten pek memnun kalmadın galiba. Onları sevmiş olduğuma, birlikte onca vakit geçirmiş olduğuma inanamıyorum. Hmm. Bana çok garip göründüler. Henüz böyle beraberlikler için hazır değilsin. Onların söz ettiği kadın ben olamam. Sanki sanki bana çok yabancı birinden söz ediyorlardı. Selin, sen artık başka birisin. Nihat, Hı. bak ne buldum. Bu benim. 7-8 yaşlarında olmalıyım. Bunları da hatırlıyorum. Peki gömlekli adam kim? O dayım. Evet. Bana hep onun ne kadar sevdiğini anlatırdın. Kendisini hiç tanıyamadım. Zavallı daha 35 yaşındayken ateşli bir hastalıktan ölmüş. Evet. Ne kadar ağlamıştım. Acı çektiğimi, ağladığımı, günlerce yemek yemediğimi hatırlıyorum. Hı. Hatırlıyorum Nihat. Tamam canım, sakin ol. Elbette her şeyi yavaş yavaş hatırlayacaksın. Peki bu kim? O senin baban Selin. Kaybedeli sadece iki yıl oldu. Evet. Bir kazaydı Hı -hı. değil mi? Trafik kazası. Pek bilemiyorum. Uzak geçmişimi hatırlamaya daha yatkınım galiba. Peki sizden biraz uzak duran bu delikanlı kim? Bir aile dostu falan olmalı. Belki. Bana en gelen yüz onunki. Şimdi... Söyle bakalım... Bu resmi nereden buldun? Tavan arasında. Kullanılmayan odaların birinde. Hmm. Demek erkenden kalkıp evde her yeri bir karıştırayım dedin öyle mi? Nihat burası benim de evim. Evet ama ikide bir başın dönüp gözlerin kararırken o merdivenleri çıkacağım diye düşüp o güzel boynunu kırmanı istemem. Anladın mı beni? Hı? Al bakalım. Kadriye, bugün alışverişe ben de seninle geliyorum. Selin Hanım yapmayın. Siz alışverişten haz etmezsiniz ki. Hem beyefendinin izni almadan asla olmaz. Hadi. Seni ben götüreceğim arabayla. Hadi. 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 Beyefendi bana çok kızacak. Pekala. Ona söylemeyiz olur biter. Aa, evet. Çok iyi olur. Sizin yorulmanızı istemiyor da. Bunda olacak bir şey yok. Biraz hava almak çok iyi gelecek. Galiba şuradan giriyoruz. Aa. Hayır, şaşırdınız. Buradan gideceğiz. Eve gitmiyoruz Kadriye. Uğramak istediğim bir yer var. Ama beyefendi... Katya bak. Galiba şuradaki bini alacak. Kimi arıyoruz? Burada dur sen tamam mı? Beni bekle. Evet. Ben Belma ve Halil Tuğcu'yu arıyordum. Buradalar mı? <laughs> burada öyle biri yok ama yine de bir sorayım. Celal, bir baksana. Ne var? Belma Tuğcu diye biri var mı burada? Öteki ismi neydi? Hayır. Ne iş yapıyor? Prodüksiyon amiri bir çocuk var ama. Halil değil o, Halit. Ha. Ben bu evin sahiplerini arıyorum. Dün gece buradaydık, beraberdik. Evin sahibi nerede? Tatilde o, Bodrum'da. Bizim sanat yönetmeninin arkadaşı. anahtar onda. Hangisi? Görüşebilir Şuradaki. miyim? Hı? Tabii. Alev abla. Alev abla, bakar mısın? Affedersiniz. Dün gece buraya arkadaşlarımızı ziyarete gelmiştik. Bu daire olduğuna eminim. Ben mazucu. Kocası Halil. İmkansız. E, karıştırıyor olmalısınız. Hayır, burasıydı. Eşyalar da aynı. <laughs> Ama çok saçma. Burası bir film platosu. Biz de burada çekim yapıyoruz. Bunun dışında burada Dört, kimse bulunmaz. 3, 2, 1. Motor.